Merhaba. Bu dersimizde birçok farklı tanımı olan vatandaşlık kavramını inceleyeceğiz. Ancak bu genel bir video olacak. Yani belirli bir ülkenin durumuna odaklanmaktansa genel olarak toplum ve siyaset bilimindeki şekliyle vatandaşlık kavramını irdeleyeceğiz. İki farklı tanıma odaklanmak istiyorum. İlki hukuki tanım. Burada bir kişinin bir devlete bağlı olduğu için, yani bir anlamda o yapının bir üyesi olduğu için vatandaş olmasını kastediyoruz. Bu durum kişiye bazı haklar, sorumluluklar ve ayrıcalıklar verir. Vatandaşlar anayasadan gelen bazı haklara sahiptir. Örneğin din ve vicdan özgürlüğü. Bir ülkenin vatandaşı olmanın kabaca iki yolu olduğunu söyleyebiliriz. Ya kişi söz konusu ülkede doğar veya anne babası zaten o ülkenin vatandaşıdır ya da kişi bir ülkenin vatandaşlığını sonradan kazanabilir. Ülkelere göre vatandaş olabilmenin farklı farklı kuralları ve koşulları bulunur. Ama biz şimdilik şunu bilelim. Bir kişi o ülkede doğmasa da ya da anne babası bile o ülkeden olmasa da sonradan da o ülkenin vatandaşlığını hukuki yollarla kazanabilir. Şimdi de hukuki tanımının ötesine geçip bir de pratikte vatandaş olmak ne demektir? Ondan bahsetmek istiyorum. Bir toplumun aktif ve bilinçli üyesi olan bir kişi çoğu tanıma göre iyi bir vatandaş sayılabilir. Peki iyi bir vatandaş olmak ne demektir? Elbette bu konunun birçok farklı yönü var. Öncelikle iyi bir vatandaş sahip olduğu hak ve sorumlulukları bilen vatandaştır. Yani bu kişi elindeki haklarını kullanarak fark yaratma kapasitesi olduğunu bilir. Bu tür kişiler aman boşver nasılsa ben ne yaparsam yapayım hiçbir şey değişmez demezler. Ya da ülkeyi ben mi kurtaracağım diye düşünmezler. İyi bir vatandaş aynı zamanda içinde yaşadığı topluluğu ve toplumun genelini önemser. Kendini toplumun yani bir bütünün parçası olarak görür, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ayrıca iyi vatandaş kapsayıcı düşünür. Yani yalnızca kendi çıkarları için değil, başkaları için de en iyi olabilecek durumları düşünüp ona göre hareket eder. Farklı görüşlere saygı duyar. Farklılıkları kucaklayabilir ve sadece kendilerinin değil, gerekirse başkalarının haklarını da savunabilir. Son olarak da iyi vatandaş bilinçlidir. Devletin nasıl işlediğini bilir. Hükümetin politikaları, amaçları ve karşılaştığı zorluklardan haberdardır. İyi vatandaşlar demokrasi için vazgeçilmezdir. Zira demokrasinin en iyi işlediği durumlar vatandaşların bilgili, aktif olduğu ve siyasi fikir alışverişine katıldıkları durumlardır. Hoşça kalın.